Dersim bölgesindeki tüm yaylalarda bu hayvancılıkla işi, hayvancılık işiyle uğraşanların tamamına şavaklı diyorlar. Bu sıfat eskiden beri gelen bir sıfat, yalnız başta belli bir grubu, yani bu Dersim bölgesinin büyük bir çoğunluğu Alevi, siz de biliyorsunuz. Yalnız Sunni kesime verilen bir isim bu şavaklı. Alevilerin daha tarihten gelen bir, biliyorsunuz, hem yoksulluk hem ezilmişlik, kimlik, inanç meselesi. Daha çok onlara verilen bir isim. Aleviler zaten hiçbir zaman onlar kadar hayvan sayısı da ellerinde yokmuş geçmişten bugüne. Alevi kısma daha çok koçer diyorlarmış. İşte Siirt'teki koçerlerle bir ortaklık var. Onların da aynı yaşam kültürü var. Yalnız siyasi nedenlerden dolayı devlet koçer ismini çok kullanmayı tercih etmemiş. Ve bu işle uğraşan herkese şavaklı demiş. Yani şavaklık bir aşiret değil. Bu işle uğraşan, hayvancılıkla uğraşan, yaylaya çıkan, yazın yazla, kışında kışla kendi köyüne geri dönen insanlara verilen bir sıfat. Bu insanların ortak özelliği hayvancılıkla uğraşıyor olmaları, peynir üretiyor olmaları, işte et içinde kuzu üretip ilkbahar ve sonbahar satıyor olmaları. Onun dışında Türkiye'nin herkesin bildiği o meşhur turun peyniri buralardan çıkıyor. Yalnız turun peynirinin belki de ham maddesinin gittiği yer işte bu Munzur Sıra Dağları'nın tamamı. Yalnız gene siyasi nedenlerle turun peyniri patenti Erzincan'a geçmiş durumda. Son yıllarda biraz da Elazığ'a dönmüş durumda peynir üretimi. Yani o imalat kısmı, son üreticiye tüketiciye ulaşan kısmı Elazığ üzerinden yürüyor. Maalesef Dersim'de çok burnun ekmeğini yiyememiş. Yalnız hayvan sayısı da, üretici sayısı da ciddi boyutlarda. Çünkü Dersim coğrafyasında siz de yaşadığınız ve bildiğiniz üzere çok tarım arazisi yok. Daha çok bozkır, sarp bir arazi. Şu anda olduğumuz arazi de sarp. 3200 metredeyiz. Biz Büyer Gölü'nün seviyesindeyiz. Hava çok soğuk. İnsanların şartları da ağır. Yalnız başka geçim kaynakları yok. Yani eskiden beri bu böyle gelmiş. Şartlarda çok bir iyileşme yok. Yani iyileşme şöyle. Eskiden hayvanlarla at katır sırtında eşyalarını taşıyorlarmış. Şimdi daha çok traktörle ve arabayla. Yalnız geldiğiniz yollar gene bozuk. Hayvancılığa destek anlamında da çok bir şey yok. Devletten hayvancılık adına aldığımız tek destek bir çoban parası alıyoruz. Bir de hayvanların kulaklarından ki bulunan sarı küpelerden dolayı bir sarı küpe parası alıyoruz. Yalnız o aldığımız miktarlar da bizim hayvanlara totalde alacağımız 3-5 ton yemin maliyetini ancak karşılıyor. Onun dışında çok bir katkısı yok bize. Hani olmasa da olur yani. Bize çobanlık ve küpe parasını ödemeseler biz çok bir şey kaybetmeyiz yani. 10 tane ya da 100 kilo, bir 200-300 kilo peynir satmamış gibi hissederiz kendimizi en fazla. Bu anlamda daha fazla destek bekliyoruz. Hem şehrin yerel yöneticilerinden hem de Tarım Bakanlığı'ndan. Turun peynirinin üretim süreci zorlu. Çok muazzam bir emek var. Ama ortada bir de muazzam bir emek sömürüsü var. Türkiye'nin tüm üreticileri gibi peynir üreticisi de bu şartlardan nasibini alıyor. Yani peyniri üreten adam bu yıl mesela peynirin kilogram fiyatı daha belli değil. Peynir alan tüccar, bu işi ticaretiyle uğraşan insanlar var. Yalnız peynirin kilogram fiyatı belli değil. Yalnız biz marketlerde gözlemlediğimiz kadarıyla peynir pazarlarında peynirin kilosu 300 ile 600 lira arasında değişiyor mesela. Bu anlamda devletin fındık veya diğer ürünlerde belki belirlemeye çalıştığı taban fiyat burada peynir için de geçerli olabilir. Mesela buradaki üreticilerin üye olduğu bir koyun, damızlı koyun keçi birliği var. Bu birlik isim olarak var. İnsanların belki belli problemlerle ilgileniyor ama temel problemlerle ilgilenmiyor. İşte bizim maliyetimiz, girdilerimiz belli. Bizim yem maliyetimiz var, ilaç maliyetimiz var, çoban maliyetimiz var. İşte köyümüzden yükleyip buraya gelirken kamyon maliyetimiz var. Şu ev eşyasını yüklerken kullandığımız küçük araçlar var. Onların maliyeti var. Biz geçen yıla göre her yıl bir sonraki yıl %100, %200 daha fazla ücret ödüyoruz. Yalnız ürettiğimiz ürün aynı oranda artmıyor. Biz geçen yıl çobana 30 bin lira ödüyorduk. Yemesi içmesi artı bu da buna dahil. Ha, sigortaları yok ayrı çobanların. Biz bu yıl minimum çoban maaşı 63 bin lira. Tunceli bölgesindeki tüm yaylalarda benzer problemler var. Bu şehri yönetenler özellikle belediye başkanından tutun da diğer STK'lara kadar insanların bu şehrin temel geçim kaynağı neyse onun üzerinden bir şeyler planlaması lazım. Bu şehirde sanayi yok, fabrika yok. Belki Ovacık bölgesinde bir yaz turizmi var. Bir de kayak merkezi var. Belki biraz kışın. Şu geldiğiniz Pürmür bölgesinde hiçbir şey yok. Kışın burada 6 ay 7 ay kış yaşanıyor. Ve insanların hiçbir geçim kaynağı yok.
Sadece hizmet sektörü işte memur, asker, polis var ve market bir şey satabildiyse satar. Onun dışında insanlar işsiz. Biz buraya gelince bu şehir, bu ilçenin ekonomisine katkı sunuyoruz. Ve şunu görmüyorlar. Biz yakın dönemde pandemi sürecinden geçtik. Siz fark ettiyseniz tüm meslek grupları neredeyse eve kapandı. Sokağa çıkma yasağı oldu. Tüm dünya için söylüyorum. Sadece Türkiye özelinde değil. Durmayan bir iş kolu vardı, hayvancılık. E bu hayvancılık dinamo demek ki. Ve şunu gördük. Siz muazzam teknolojiye sahip olabilirsiniz. Ama gıda olmadığı zaman, gıda, su, temel besin kaynaklarında kriz olduğu zaman o ülkenin teknolojisi çok da bir işe yaramıyor. Bakın şurada şu an 3000 küsür metredeyiz. Muazzam bir rüzgar var. Bir haftadır hiç aralıksız yağmur yağıyor. Şartlar kötü, zor ama insanların başka çaresi yok. Mecburlar bu işe. Çünkü başka geçim kaynakları yok. Evde aç oturacak değiller. İçinde herhangi bir katkı maddesi olmayan işte metropollerin genelinde ürünlerin üzerinde doğal doğal diye muazzam kocaman kırmızı renkli etiketlerin olduğu bir ürün var ortada. Ama kıymetini bilen yok. Biz geçen yıl 85 liraya sattığımız yaş diye ıslak tabir ettiğimiz daha süzeğin içindeki peyniri bu yıl 100 lirada bile tüccarlar direndiler. Yalnız bizim bir problemimiz var. Damızlık Koyun Keçi Birliği'ne üye insanların temel beklentisi birlik yönetiminin peynirin fiyatına dair bir tavır ortaya koyması. Yalnız o tavrı görmüyorlar. Herkes birini suçluyor. Çözüm odaklı değil, herkes birbirinin penceresinden bakıyor. Ama birlik yönetiminden temel beklentileri şu. Biz daha peynir sezonuna girmeden, yani ilkbahar, daha koyunlar sütten, kuzu sütten kesilmeden önce kışın bizim Türkiye'deki işte enflasyona, o matematiksel verilere paralel bir ürün fiyat talebi, peynir fiyat toplantısı oldu. Birlik yönetimi toplantıya üreticiyi de çağırdı, tüccarı da çağırdı. Önceden üreticiden sizin fiyat beklentiniz nedir? Üstelik birlik yönetimi de zaten temelde hayvanları olan, hayvancılıkla uğraşan insanlar. Fiyat toplantısına tüccarı çağırıyorlar. Tüccarlar oradan şey diyorlar. Ürünü sahibinin ürün fiyatını tüccar belirlemeye çalışıyor. Kişi kendi ürettiği ürünün fiyatı konusunda fikir hakkına sahip değil. Bir şey söyleyemiyor. Söylediği zaman da toplantı dağılıp gidiyor. Bu hem ironidir hem de şapkayı önüne koyup ağlayacaksak buradan ağlamaya başlayacağız. Yani ürünün fiyatı, ürün başkasının ama fiyatı bir başkası belirliyor. Bakın bu ilkbahar Pertek ilçesinde onlarca, 15 mi 20 aile, yakın aile hayvanlarını elinden çıkarmış. Ve bu iş gittikçe bitecek. Yaşlılardan geçtik artık, gençler bu işi yapmamaya başlamış artık. Adam işsiz ama bu işi yapmak istemiyor. Onun için bu özellikle peynir fiyatına dair, yayla problemlerine dair hem devletin hem de şehir yönetenlerin ciddi bir çalışma yapması gerekiyor. Şehrin belediye başkanı da bizzat ya, akrabaları bildiğim kadarıyla hayvancılıkla uğraşıyor. Şehrin belediye başkanı da buna dair çok ciddi katkı sunması gerekiyor. Diğer işleri illaki vardır ama buna da eğilmesi lazım. Çünkü bu şehirdeki temel geçim kaynağı hayvancılık. Bunun için ciddi bir şey yapmaları gerekiyor. Yapmazlarsa emin olun ki 10 yıl sonra siz bu dağlarda hiç kimseyi görmeyeceksiniz. Kimse hayvancılık yapmayacak artık.